Hepimiz geçmişte Gumball'ın son bölümünü izledik değil mi? Hepimizin o dönemlerde gerçek sandığı ve o bölümden sonra Gumball'dan korkmaya başladığı o animasyon. Evet, hepimiz biliyoruz ki bu animasyon sahte. Ancak emin olun bu olay bu kadar basit olsaydı ben bu konuyu videoya almazdım. O zamanlarda çocukları etkileyen o animasyonun sahibinin kim olduğu, kendisinin yaşadığı psikolojik sorunlar, Cartoon Network'ün bu olayla geçtiği dalga ve verdiği cevap, tüm olaylar birbirleriyle bağlantılı, bu yüzden videoyu sakın sardırmayın. Ayrıca çocukluk hayalim olan 1 milyon abone hedefime çok yakınım. Bu videodaki emeğime karşılık abone olursanız ve 10.000'den fazla beğeni atarsanız yine bu tarz hikaye videolarını daha sık yükleyeceğim. O zaman iyi seyirler. Gumball serisini biliyorsunuz. Daha geçenlerde yüklediğim videoda ne kadar detaylı bir animasyon olduğunu size göstermiştim. Seri içerisinde saklanan gizli detaylar, gizli korkunç karakterler ve fazlası. Böylesine gizli detaylar barındıran bir animasyon serisine creepypastalar yani korku hikayeleri yazmak çok olağan bir şey. Aynı şekilde geçen videodaki Moni Nice gibi. Ancak şimdiki konumuz daha da derin. Geçmişe doğru yolculuk yaptığımızda belki de çoğu çocuğun çocukluk travmalarından birisi bu. Gumball'ın gizli bölümü, korkunç bölümü ya da son bölümü. Aslında yabancı kesimde bu Gumball'ın son bölüm olarak geçmiyor. Bu evrilerek çevrilerek son bölüm olarak gösterildi Türkiye'de ama normalde gizli kaybolan bir bölüm olarak geçiyor. Bu bölümde her şey orijinaline göre biraz daha farklı. Gece 4'te yayına giren bu bölümün ismi The Grieving yani kederdi. Bu bölüm diğerlerine göre farklıydı demiştim ya. Bölümün girişi, şarkısı, arka plandan gelen ürkünç ses, ağlama sesleri ve fazlası. Bu korkunç bölümün devamında daha korkunç şeyler dönüyor. Ancak videonun ileri dakikalarında bunu daha detaylı konuşacağız. Şimdi olayın ilk başlama zamanına dönüyoruz. Bir kullanıcı bir blog sitesinde bir paylaşım yapıyor. Kendisinin başından geçen korkunç olayı anlatıyor. Adult Swim yani 17 yaşının üstündekiler için Cartoon Network'ün bir programlama kanalı. Bir gün Adult Swim izlerken kendimi kaptırmış ve saat olarak geçe kalmıştım. Saat gecenin 4'üydü. Daha önce bu kadar geçe kalmamıştım ve izlemeye devam etmiştim. İzlemeye devam etme bir reklam çıkmıştı ve reklam oynarken ekranın sağ altında Gumball'ın özel bir bölümünün 1 dakika sonra yayına gireceği yazıyordu. Muhtemelen çok şanslı bir kesimdeydim çünkü geçe kalmıştım ve bunun karşılığında Gumball'ın özel bölümüne izleyecektim. O 1 dakika geçti, gitti ve bölüm başladı. Bölüm sanki diğer bölümlere nazaran biraz daha garipti. Orijinal jenerik değişikti, logo farklıydı, renkler özensiz bir şekilde karışıktı ancak özel bir bölüm olduğu için pek önemsemedim bunları. Bölüm serinin ana karakteri olan Gumball'ın okuldaki sınıfının bir köşesinde yalnız başına ayakta durmasıyla başladı. Odada kimse yoktu ve Gumball çok üzgün gözüküyordu. Neden gecenin bir yarısında okulda köşede hiçbir laf etmeden sessizce duruyordu ki? Sahne olarak son 2 saniye geçildiğinde bu sefer de Gumball'ın babası ekrandaydı. Kendisinin kıyafeti öncekilere göre farklıydı. Simsiyahtı ve o da üzgünce gözüküyordu ve ağlıyordu. Her şey daha da rahatsız edici olmaya başlamıştı. Birazcık korkmaya başlamıştım. Genellikle küçük kardeşimi izlemeyi sabırsızlıkla beklediğim o animasyon, o eğlenceli çizgi film neredeydi? Bu tamamen farklı bir şeydi. Bu bölümdeki karakterlerin modellerinin yetişmediğini ve bölümün aceleye geldiğini düşünmüştüm. Bölüm devam ettiğinde Gumball'ın annesi Nicole, kocasını rahatlatmak için kanepeye oturdu ancak kendisi de üzgün gözüküyordu. Son 2 saniyede Müdür Brown'un ofisine geçmiştik. Bölümün sonrasında da Anais'i, Gumball'ı, Darwin'i falan korkunç şekillerde görüyorduk. Bu korkunç şekiller dediğim vahşet, kan, ölüm vesaire vesaire. Buraları ben kısalttım biraz onu söyleyeyim sadece çünkü uzun uzun burada detaylı detaylı söylüyor, kısıtlama alabilir video bu yüzden daha kısa bir şeyle söylüyorum. Bu korkunç ve rahatsız edici bölüm bitince gidip hemen IMDb sayfasından The Grieving bölümünü arattım ancak hiçbir şey bulamadım. Bu bölüm yoktu. Bölüme geri döndüğümde telif hakkı bildiriminin sonunda Cartoon Network Studios 2001 yazıyordu. Ancak 2011'deydik ve 2011'de olduğumuz göz önüne alındığında bu inanılmaz derecede tuhaftı. Bölümü izlediğim günden bir gün sonra olayı araştırmak istemiştim. O sırada Twitter'da Gumball'ın yapımcısının konuyla alakalı bir tweetini buldum. Eski işimden herkesin nefret ettiği bir adam çocuğunu çılgın bir şekilde seri katile kaptırmıştı ve görünen o ki katil hala buralarda bir yerlerde geziyordu. Bu animasyonu onun genellikle işi aptal gibi ağlayarak gelmesiyle dalga geçmek için yapmıştık. Bu bölümde Bay ve Bayan Watterson'ın bu kadar çok ağlarken görünmesinin sebebi de bu. Yaptığım şey için çok üzgünüm. Üzgün olduğum için de bu yaptığımız bölümün içinde olduğu kaseti bir yerlere gömmek istedik. Yok etmek istedik. Kimse bu kaseti görmemeliydi. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bizim dalga geçmek için yaptığımız bu animasyonda Gumball'ın kardeşi Anais'in, Darwin'in vesaire kanlı vahşetli sahnelerini biz yapmamıştık. Biz bu kadar çirkinleşmemiştik. Muhtemelen adamın çocuğunu öldüren katil bu kaseti gömdüğümüz yerden bir şekilde buldu, izledi ve animasyonda büyük değişiklikler yaptı. Sonrasında ise yerel bir televizyon kanalını ele geçirip bu bölümü yayınlattı. En iyi dileklerimle ben
Buckley ve The Grieving'de yer alan herkes. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hikaye sona doğru birazcık saçmalamış. Blogu yazan kişiye göre tüm olay bu. Bu olay hem Türkiye'de hem de globalde çok etki yaratmıştı zamanında. Çocuklar çok etkilenmişti ve açık konuşmak gerekirse bu blogu yazan kişi baya baya yalan söylüyordu. Zaten başta söylediğim gibi hikayenin sonuna doğru baya saçmalamış. İşte katil gelmiş, o gömdüğü yerden kaseti bulmuş, hacklemiş, meklemiş, saçmalıyor. Bu bölümü araştırdığımızda ortalıkta çok fazla Grieving bölümü bulunuyor. YouTube'da veya o tarz platformlarda çok fazla Grieving bölümü var. Farklı ses efektleriyle, görüntülerle, yeniden tasarlanmış halleriyle falan filan bir sürü var. Ortalıktaki en yaygın olan bölümü incelersek birkaç detay fark ediyoruz. Bu detaylar bölümün sahteliğini daha da kanıtlıyor. Bölümün başında Glee sesinin FNAF'a ait olması, Gumball'ın babasının ağladığı sahnede arka planda SCP korku serisinden SCP-096'nın ağlama sesinin gelmesi, Anais'in sahnesinde FNAF 4 müziği gelmesi ve dandirik korku ses efektleri kullanılması. Bunlar bölümdeki tüm detaylar ve zaten bunlar bölümün sahte olduğunu kanıtlıyor. Şimdi Yukrup, biz zaten bunu biliyorduk. Biz zaten bu animasyonun sahte olduğunu biliyorduk. Bize daha farklı şeyler anlat. İşte asıl tüm olaylar bu sahte animasyonun yayılmasıyla başlıyor. Size bu yüzden bunları anlattım. Öncelikle 6 yıl önce Cartoon Network bu olayla dalga geçmek amacıyla bir video yükledi. Bu video televizyonda yayınlandı mı bilmiyorum ancak resmi YouTube kanallarında bu video yüklediler ve bu video orada bulunuyor. Bu videoyu bir izleyelim. Warning, not for the faint-hearted. You are about to see the first real footage from a lost episode called The Grieving. Most people who have watched it have never been seen again. You have been warned. Cartoon Network zeki bir firma. Adamlar ortalıkta dönen bu olayları hemen güncel bir şekilde takip edip hemen özel bölüm yapmışlar, özel bir video yüklemişler. Bunu muhtemelen hiçbiriniz bilmiyordunuz çünkü bu video Cartoon Network'ün global hesabında yayınlandı ve sadece globalde olmasına rağmen 1,5 milyon izlendi. Cartoon Network tarafında olaylar böyle. Peki bu animasyonu yapan kişi tarafında olaylar nasıl? Bu animasyonu kim yaptı ki? Tüm bu jenerasyonu etkileyen bu animasyonun sahibi aslında kim? Siz bir like'ınızı atın, aboneniz olun, ben de tüm her şeyi size açıklayayım. Öncelikle tüm bu her şeyi başlatan kişi bir kadın. Gumball'ın orijinal wiki sayfasında nickname'i GlobalLuna32. Kendisi yazdığı bir blogda lütfen bunların hiçbirinin gerçekte yaşanmadığını ve tüm hikayeyi benim uydurduğumu unutmayın. Yoksa öyle mi yaptım falan filan diye bu tarz şeyler söylemiş. Yani söylediği ilk kelimeden, ilk cümleden sahte olduğunu ve bunun bir kurgu olduğunu anlarsınız. Aynı Moni Isaac gibi birisi bir kurgu yazmış ve insanlara bir şekilde bunu yutturmuş. Ancak şöyle bir şey de var ki tüm bu olayların yayılması, Cartoon Network'ün cevabı vesaire sonrasında Luna'nın tarafında da bir şeyler dönmeye başlamıştı. Öncelikle Luna'nın gerçek ismi Sara. Sara sürekli Gumball'ın orijinal wikisine takılan bir kişiydi. Özellikle yazdığı kurguyu da orada paylaşmıştı. Hatta kendisine bu wikide yönetici rolü bile verilmişti. Buraları daha detaylı konuşacağız ileride. Bu kadar yönetici rolü falan filan derken bir süre sonra 2014 yılında kendisi tüm bu kurguları, wikiyi falan bıraktı ve muhtemelen sosyal medyadan uzaklaştı. Peki neden? Cartoon Network'ün geçtiği dalga mı onu bıraktırdı? Ne sebep olabilir ki? Şimdi bu sebebi bulmamız için 2014 yılında Sarah'ın paylaştığı bir paylaşımda geçen bazı şeylerden bahsedeceğim ve tüm sebebi birlikte öğreneceğiz. Ayrılmak için kendi nedenlerim var. Bu nedenlerden rahatsız olduğumu hissettiğim andan itibaren ruhuma eziyet ediyorlar. Sarah'ın birazcık psikolojisi bozuk gibi gözüküyor. Bu web sitesine ilk kez 2011 yılında ilk ön izleme yayınlandıktan sonra katıldım. O yaz hayatımı değiştirebilecek bir kurgu yazmıştım. Keder, The Grieving. The Grieving olmasaydı muhtemelen bu web sitesine ve bu programa bu kadar dahil olamazdım. Bir süre sonra bu wikide moderatör oldum. Yeni işimden ilk başta çok etkilendim. Beni tekrar normal bir kullanıcısı yapması için başka bir moderatöre yalvardığımı hatırlıyorum. Moderatör sorumluluğunu kaldıramadım. Ama şükürler olsun ki bir noktada güven eksikliğimi aştım ve bu web sitesini temizlemeye başladım moderatör olduğum için. 2012'nin başında bir moderatörden daha fazlasıydım. Bir liderdim ve wikinin yüzüydüm. Bu döneme ait en büyük anılarım diğer iki moderatörle birlikte her gece yaptığımız uzun sohbetlerdi. Bölgesel farklılıklardan, ırk ilişkilerinden, müsteşen konulardan, fandomun kendisinden, her şeyden bahsediyorduk ve sürekli bu konuları ele alıyorduk. Şimdi geriye dönüp baktığımda iki genç erkeğin 15 yaşındaki bir kızla bu kadar müsteşen konular hakkında konuşması oldukça karışık ama ben aptal bir çocuktum. O yüzden anlayabilirsiniz. Sarığın yazdığı bu blog bittikten sonra da blogun sonuna kendisine ulaşmak isteyenler için bir Twitter hesabı bırakmıştı. Şu anda bu anlattığım hikaye birazcık karmaşık gelebilir size. Çünkü Sarah'ın yaşadığı şeyleri anlattım size ve çok saçma şeyler var. Yani Wiki'de gezen biriymiş, Wiki'nin moderatörü olmuş, bunu kaldıramamış falan filan. Yani çok garip şeyler. Bu kişinin zaten psikolojik sorunları var. Sarah'ın psikolojik sorunları kesinlikle var ki bunun zaten bu animasyonu yapmasından da anlayabilirsiniz. Buradaki Wiki'deki yaşadığı olaylar, konuştuğu şeyler ben daha az detaylı anlattım. Garip yani, anladınız mı? Garip bir kişi ve bu yüzden size de garip gelmiş olabilir bu Sarah'ın anlattığı hikaye. Her neyse, Sarah'ın bıraktığı Twitter'a baktığımızda Sarah Beb diye bir hesapla karşılaşıyorsunuz. Ancak hesabın son yayınladığı gönderi 2015 tarihine ait. Yani Sarah'a ne oldu ne bitti güncel olarak bilinmiyor. Yaşıyor mu? Mentali yerinde mi? Çünkü Wiki'de yaşadığı olaylarda psikolojisinin bayağı bozuk olduğunu anlayabiliyoruz. Yani bunu anlattım zaten. Böyle
bir kurgu çıkarması bile psikolojisinin bozukluğunu kanıtlıyor. Yani sonuç olarak böyle. Tüm hikaye böyle başladı ve böyle bitti. Bir yaz gününde psikolojisi bozuk olan bir kadın bir kurgu çıkardı ve tüm jenerasyonu etkiledi. Tüm olay bu. Bu tarz hikaye videona devam etmem için ve 1 milyon abone olmam için videoya 10 binden fazla beğeni atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. O zaman kendinize iyi bakın, hoşça kalın.